Annesi platformundan Ramazan ayı tavsiyeleri. Bireysel program. Günlük en az bir cüz Kur'an okumak. Kur'an'ı mümkün mertebe camide mukabele şeklinde okumak, mümkün değilse evde ailece mukabele şeklinde okumak, o da mümkün olmuyorsa bireysel olarak okumak. Okunacak Kur'an'ın mealini de birlikte okumaya gayret etmek. Bayanlar için en yakın camide veya gittikleri kurslarda ya da evlerde komşularla mukabele şeklinde okumak. Farz namazları mümkün mertebe camide cemaatle kılmak. Mümkün olmuyorsa ailede cemaatle kılmak. Nafile namazlara özen göstermek. Teravih namazını en yakın camide cemaatle kılmak. Teravih namazını mecbur kalmadıkça bireysel kılmaktan, cami dışı başka yerlerde gruplar oluşturarak kılmaktan ve teravih saatinde iş yerinde bulunmaktan veya dışarıda gezmekten kaçının. Aynı mahallede bulunanların o mahalledeki camide birlikte kılmaları ve teravihten sonra birlikte ziyaretlerde bulunmaları iyi olur. Gece namazlarını alışkanlık haline getirmek, Ramazan sonrasında da devam ettirmeye gayret etmek. Ziyaretleşmelere ağırlık vermek. Ramazan ayında ziyaretleri çoğaltmak, hasta, yoksul ve yetimleri özellikle ziyaret etmek. Çok dua etmek. Ramazan ayı boyunca dua ve niyaza ağırlık vermek, bolca cevşen ve tesbihat okumak. Okumaya ağırlık vermek. İmkan ve şartlara göre Ramazan ayı boyunca bir fıkıh ve bir siyer kitabını okuyup bitirmek. İtikafa girmek. Ramazan ayı içinde özellikle de son 10 gününde itikafa girmeye çalışmak ve çevredekilerin de buna katılımı için gayret etmek. İtikafta nafile ibadet, dua, tesbihat, Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyarak zamanı iyi değerlendirmek. Zekatı önemsemek. Bu ay içerisinde varsa zekatları hesaplamak ve vermek. İftar yemeği vermek. Maddi imkanlar çerçevesinde iftar yemeği vermeye çalışmak ve bu adetin yaygınlaşması için gayret göstermek. İftar sonrası dua ve kısa bir sohbet yapmayı ve ardından topluca teravih namazına gitmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışmak. Ailevi program. Kur'an-ı Kerim'i mukabele şeklinde okumak. Şayet evde okunacaksa günlük en az bir cüz olmak üzere ailece mukabele şeklinde Kur'an okumak, Kur'an'ı okuma konusundaki eksiklikleri gidermek. Başta çocuklar olmak üzere aile bireylerinden Kur'an okumasını bilmeyenlerin veya okumasını bildiği halde tecvidi bilmeyenlerin bu eksikliklerini tamamlamaya çalışmak. İlmihal dersleri yapmak. Başta çocuklar olmak üzere aile bireyleriyle Ramazan boyunca tekrar bile olsa ilmihal dersi yapmak. Siyer dersi yapmak. Bir siyer kitabını aile bireyleriyle ders şeklinde okumak. Cemaatle namaz kılmak. Evde kılınan namazları cemaatle kılmaya çalışmak. Aile bireylerini nafile namaza alıştırmak, aile bireylerini gece namazına alıştırmak ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için gayret sarf etmek. Kadir Gecesini idrak etmek. Kadir Gecesini camilerde veya evde mutlaka idrak etmeye çalışarak bol bol duada bulunmak. Toplu program. İftar yemeği vermek. İmkan ve şartların el verdiği yerlerde hayırseverlerden alınacak maddi yardımlarla her akşam üyelere, gönüllülere ve diğer vatandaşlara iftar yemeği vermeye gayret etmek. Bu, açık havada veya iftar çadırlarında olabildiği gibi kapalı mekanlarda da olabilir. STK'lara toplu iftar yemeği vermek, onların verecekleri iftar yemeğine icabet etmek.
toplu ziyaretlerde bulunmak. Teravih namazı için aynı camiye gidildiğinde teravihten sonra birlikte ev ziyaretlerinde bulunmak. Mevlidler vermek. Her mahallede başta o mahallenin camisi olmak üzere uygun olan evlerde mahallenin gençlerine, kadınlarına, üniversite öğrencilerine, mahalle sakinlerine ayrı ayrı kesimler halinde mevlidler vermek ve bu mevlidlerde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı ve mücadelesini anlatarak namaz, oruç gibi ibadetler üzerinde durmaya çalışmak. Köy camisinde sohbet vermek. Köylerde her gece teravihten sonra camide programlı bir şekilde fıkıh ve siyer dersleri vermeye çalışmak. Köylülerle sosyal dayanışmada bulunmak. Köylerde köylüler arasında fark gözetmeksizin imkan ve şartlar dahilinde bütün köylülerle yakından ilgilenmeye çalışmak, onları iftar yemeğine davet etmek, davetlerine icabet etmek, yardımda bulunmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak. Sıla-i Rahim'de bulunmak. Ramazan ayı münasebetiyle aile bireylerini, akrabaları, komşuları, tanıdıkları ve iş arkadaşlarını sormak. İmkanlar dahilinde yardımda bulunmak ve ihtiyaçları karşılamaya çalışmak. Kadir gecesini topluca camide idrak etmek. Ramazan ayının son 10 gününün tekli gecelerini mümkün olduğu kadar camilerde geçirmeye çalışmak. Bu arada toplu halde cevşen ve benzeri dualar okumak. Kur'an ve sünnetle ilgili sohbetler yapmak. Bayram namazına gitmek ve bayramlaşmada bulunmak. Bayram namazı en yakın camiye gidip bayram namazı kıldıktan sonra camidekilerle bayramlaşmak. Ardından eve gidip ev halkıyla bayramlaşmak. Daha sonra komşular, akrabalar, dostlar ve tanıdıklara gidip onlarla bayramlaşmak. Uzak olanlara telefonla ulaşıp bayramlarını tebrik etmek. Toplu bayramlaşma merasimi düzenlemek. İmkan dahilinde geniş salonlarda veya açık alanlarda toplu bayramlaşma merasimleri tertip etmek ve tüm halkı davet etmek. STK'larda uygulanacak program. Sohbet programları düzenlemek. Sivil toplum kuruluşlarında Ramazan'a has sohbet ve iftar programları düzenlemek. Sohbetlerde Ramazan ayının önemiyle birlikte Ramazan ayında yapılması ve dikkat edilmesi gereken konuları işlemek. İftar programları düzenlemek. Sivil toplum kuruluşlarında kendi elemanlarına yönelik iftar programlarının yanı sıra diğer STK ve halk kesimlerine yönelik kaynaşma amaçlı iftar programları tertip etmek. Fakir ailelere yardımda bulunmak. Yardım kuruluşları tarafından Ramazan ayında fakir ailelere yapılan yardımları daha da arttırmak.